Merhaba sevgili arkadaşlar. Elektrostatik testinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruda demiş ki nötr bir cisim. Şimdi arkadaşlar nötr cisim demek ne demektir? Sonuçta bütün cisimler neyden oluşuyor? Atomlardan oluşuyor ve o cismin içindeki atomlar da yani şurada bir tane atomu alırsak o atomun çekirdeğinde ne var? Artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar ve etrafında yörüngelerde de eksi yüklü neler var? Elektronlar var. İşte nötr demek ne demektir? Nötr demek bu maddenin içindeki atomlardaki proton sayısı ile elektron sayısı birbirine nedir? Eşittir. Ve dolayısıyla toplam yükümüz, net yükümüz nedir? Sıfırdır. Nötrdür yani. Peki bu cisim dışarıya ne yapıyor? Dışarıya elektron veriyor. Yani eksi yükü ne yapıyor? Dışarıya veriyor. Dolayısıyla eksi yük kaybediyor. Eksi yük kaybettiği zaman ne olacaktır? Bundaki proton sayısı elektron sayısından daha fazla olacaktır. Dolayısıyla cisim ne yüklenmiş olacak? Cisim bu sefer proton sayısı daha fazla olduğu için, artı yükü fazla olduğu için pozitif elektrikle yüklenmiş olacaktır. Elektrik yükü azalır mı? Hayır. Arkadaşlar bir cismin elektrik yükü dediğimiz şey nedir? Onun içindeki fazlalık miktardır. Yani başlangıçta proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşit olduğu için yani artı ve eksi sayılar birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine nötrliyor. Dolayısıyla sen elektrik yüküne bakarken artılarda veya eksilerdeki fazlalık sayısına bakıyorsun. Dolayısıyla başlangıçta sıfırken elektrik yükü. Şimdi elektron kaybettiği için ne oldu? Artı birlik veya artı bir protonluk yüke sahip oldu. Dolayısıyla yük miktarı azalmadı. Tam tersine yük miktarı ne yapmış oldu? Artmış oldu. Sahip olduğu proton sayısı artar. Hayır arkadaşlar proton sayısı değişmiyor. Ne oluyor? Elektron sayısı azaldığı için proton sayısı elektrondan fazlalaşmış oluyor. Ama bunun içindeki protonların sayısı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Yani cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. İkinci sorumuz yalıtılmış bir ortamda yüksüz ve yalıtkan KL küreleri birbirine sürtülüyor. Şimdi sürtünme sonucunda ne olacaktır arkadaşlar? Sürtünme sonucunda ortaya bir ısı enerjisi açığa çıkacaktır. Bu ısı enerjisinden dolayı ne olacak? K ve L'den ne olacaktır? Bir tanesinin iyonlaşma enerjisi daha düşük olduğu için iyonlaşma enerjisi düşük olan ortaya çıkan ısı enerjisi de iyonlaşacak ve elektron kaybedecek. Ve birinin kaybettiği elektron ne yapacaktır? Diğerine geçecektir. K pozitif L negatif yükleniyor. O zaman K pozitif L negatif yükleniyorsa demek ki burada elektronlar kimden kime geçmiştir? Demek ki K'dan kopan elektronlar L'ye geçmiştir. Çünkü başlangıçta yüksüz yani nötr durumdaydı. Yani başlangıçta proton sayısı elektron sayısına neydi? Eşitti. Dolayısıyla elektronlar ne yaptı o ortaya çıkan ısı enerjisi? K'dan kopup L'ye geçti. Dolayısıyla K'da elektron sayısı azaldığı için K artı yüklenmiş yani pozitif yüklenmiş oldu. L'ye de elektron geldiği için eksi yüklenmiş oldu. Ve K'dan L'ye kaç tane elektron geçerse mesela atıyorum 3 tane elektron geçti. O zaman K'da 3 proton fazlalığı L'de de 3 elektron fazlalığı oluşmuş oldu. Protonun yüküyle elektronun yükü birbirine eşit olduğu için K'nın yükünü artı 3Q dersen L'nin yükü de eksi 3Q olacak. Yani sürtünme sonucunda mutlaka 1 artı 1 eksi yüklenecek. Ve yük miktarlar birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Hangisi doğrudur demiş. L küresi K'dan elektron koparmıştır. Evet K'dan kopan elektronlar ne yapmıştır? K'dan kopan elektronlar L küresine geçmiştir. Yani ortaya çıkan ısı sürtünme sonucu ısı enerjisiyle ne yapacaktır? L küresi K'dan kopan elektronları yakalamış olacaktır. Yük miktarları eşittir. Evet sonuçta bir tanesinden diğerine ne kadar elektron geçiyorsa biri o kadar artı fazlalığı, proton fazlalığı, diğerinde de o kadar elektron fazlalığı olduğu için sürtünme sonucunda yük miktarları eşit olmak zorunda. İşaretler ama zıt. Hacmi büyük olan küre yükü daha fazla olur. Arkadaşlar burada sürtünmede hacim önemli midir? Yarıçap veya boyut önemli midir? Hayır. Sonuçta biri ne kadar elektron veriyorsa diğeri o kadar alacaktır. Yani yük miktarları eşit olmak zorundadır. Cevabımız Denizli olacak. Üçüncü sorumuz. Eksi yüklü L elektroskopu tozuna artı yüklü K küresi yalıtkan sapına tutularak ne yapılıyor? Dokunduruluyor. Şimdi dokunuyorsa arkadaşlar ne yapacaktır? Toplam yüklerini yarıçaplarına göre paylaşacaklardır. Peki başlangıçta K'nın yükü veya L'nin yükü hakkında bir bilgin var mı? Yok. Peki o zaman yükleri bilmediğim için dokunma sonucunda ne olabilir? Mesela biraz kapanma olabilir mi? Şimdi elektroskopun yapraklarının biraz kapanması demek ne demektir? Yük miktarı azalacak ama işareti ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman L hala son durumda eksi kalacağına göre dokunma sonucunda K'nın da eksi olması lazım. O zaman K'nın başlangıçtaki yüküne mesela artı 3Q desem, L'nin başlangıçtaki yüküne daha fazla bir miktar desem, mesela eksi 5Q desem ve yarı çapları eşit kabul etsem. Dokunma sonucunda ne yapacak? Toplam yükü yarı çaplarına göre paylaşacaklar. Toplam yük ne kadar? Toplam yük eksi 2Q. Hadi yarı çaplarda eşit kabul ettim. O zaman eksi 2Q'yu bunlar ne yapacaktır? Eksi Q, eksi Q şeklinde paylaşacak. Ve dolayısıyla L'nin işareti değişmediği için hala eksi olduğu için yapraklar tamamen kapanmayacak. Ama yük miktarı azaldığı için biraz kapanacak. Olabilir mi? Olabilir. Tamamen kapanma olabilir mi? Tamamen kapanması için de ne olması lazım? Elektroskopun nötr. Zaten dokunma sonucunda biri nötr kalıyorsa diğer de nötr kalacaktır. Yani başlangıçta K'nın yük miktarıyla L'nin yük miktarı birbirine eşit kabul edersem L dokununca toplam yük zaten ne olacak? Toplam yük sıfır olacak. O zaman ikisinde nötr nötr kalacak. Yani tamamen kapanma da gerçekleşebilir.
Peki önce kapanıp sonra açılma olabilir mi elektroskopta? Şimdi o zaman önce kapanması demek ne demektir? Önce nötrlenecek. Sonra tekrar açılıyorsa demek ki tekrar zıt yükle ne yapacaktır? Zıt yükle yüklenecektir. Bu durumda da mesela K'nın yüküne artı 15 desem, L'nin yüküne de eksi 5 desem, dokununca bunlar sahip oldukları toplam yük ne kadar? Artı 10Q. Artı 10Q'yu daha diğer çapları eşit kabul edersek nasıl paylaşacaklar? Artı 5, artı 5. Dolayısıyla ne yapacak? Dokununca bundaki eksi 5Q önce nötrlenecek. Yani yaprak tamamen kapanacak. Sonra fazlalık yükünü KL ile paylaştığı için tekrar zıt yüklenerek tekrar açılacak. Olabilir mi? Olabilir. Yani başlangıçta K'nın yük miktarı L'den fazlaysa bu olabilir. K'nın yük miktarı L'ye eşitse o zaman tamamen kapanabilir. Ama başlangıçta L'nin yük miktarı K'dan daha büyükse bu da gerçekleşebilir. Yani hangisi gözlenebilir? Üçü de gözlenebilir. Cevabımız Edirne olacaktır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Demiş ki artı yüklü K küresi yüklü X elektron topuzuna şekil 1'deki gibi ne yapılıyor? Yaklaştırılıyor. Dokundurulmuyor. Dikkat edin yaklaştırıldığında. Artı yüklü iletken L küresi de Y küresi topuna şekil 2'deki gibi dokundurulduğunda. Yani K'yı yaklaştırdım. L'yi dokundurdum. Yapraklar ne yapmış? Biraz kapanmış. Şimdi arkadaşlar biraz kapanmışsa şöyle düşünün. O zaman başlangıçta yapraklar demek ki açık durumda. O zaman yaklaştırdığım zaman K'ya yaklaştırınca biraz kapanıyorsa biraz kapanması demek yapraktaki yüklerin birbirini itmesi yani elektriksel kuvvet miktarı azalacak. O zaman bu yapraktaki yüklerin birbirini itmesi azalması demek yapraktaki yük miktarı azalacak. Yük miktarı azalmasının sebebi ne? Demek ki yapraktaki yükler nereye doğru gidecek? Topuza doğru çıkacak. Demek ki yaklaştırdığım K cismi o yükleri ne yapmış? Çekmiş. O zaman demek ki X elektroskobu başlangıçta nasıl yüklüymüş? Eksi yüklüymüş. Artı yüklü cismi yaklaştırınca artı eksileri kendine doğru çekmiş. Kendine doğru çektiği için o zaman yapraktaki eksiler topuza doğru gittiği için yapraktaki eksi sayısı azalmış. Ve yaprak ne yapmış? Yaprak biraz kapanmış. O zaman X elektroskobu kesinlikle eksi yüklüdür. Ha, artı yüklü olsaydı K bu artıları iterdi yaprak daha çok açılırdı. Yüksüz olsaydı zaten başlangıçta kapalı durumdaydı. Ama o zaman biraz daha kapanıyor değil deme şansı yok. Zaten kapalıydı. Olmazdı. Peki bunu ne yaptım? Dokundurdum. Dokununca ne yapacak? Toplam yükleri yarı çaplarına göre paylaşacaklar. Yaprak ne yaptı? Yaprak biraz kapandı. O zaman yapraktaki yük sayısı azaldı ama işareti ne yapmadı? İşareti değişmedi. O zaman Y ne olabilir? Y mesela başlangıçta artı yüklü olabilir çünkü yarı çapları ben bilmiyorum. Mesela L'nin yüküne ne diyebilirim veya yüklerinin ilk yük değerlerini bilmiyorum. L'nin yüküne mesela artı 2Q diyeyim. Y elektroskopun yüküne diyeyim artı 6Q diyeyim. Dokununca hadi yarı çaplarda eşit kabul edeyim, özdeş kabul edeyim. O zaman toplam artı 8Q'yu nasıl paylaşacaklar? Artı 4, artı 4. O zaman dokunma sonucunda L elektroskobun yükü ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla yapraktaki yük de azaldığı için biraz kapandı. Olabilir. O zaman Y artı olabilir mi? Olabilir. Peki eksi olamaz mı? Eksi de olabilir. Mesela şöyle düşünün. Bu Y'nin yükünü ne kabul edelim? Mesela bu sefer de eksi 6Q kabul edeyim. Dokununca ne olacak? Eksi 6 artı 2 toplam ne kadar yük var? Toplam eksi 4Q'luk yük var. Hadi yarı çaplarda özdeş kabul ettim. O zaman ne yaptı? Eksi 4'ü eşit paylaştılar. Yani ne olacak dokunma sonucunda? Eksi 2, eksi 2. O zaman Y'nin işareti değişmeyecek ama yükü eksi 6'dan eksi 2'ye indiği için yapraktaki yük miktarı azaldığı için birbirini daha az ettiği için yine biraz kapanma olabilir. Yani Y ne olabilir? Y eksi de olabilir. Ha Y ne olamaz başlangıçta? Nötr olamaz. Çünkü o zaman biraz kapan diyorsa demek ki başlangıçta açık olacak yapraklar. Demek ki başlangıçta yüklü olması lazım. O zaman ben Y'nin artı yüklü mü, eksi mi yüklü olduğu hakkında kesin bir yargıda bulunamam. Cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. Beşinci sorumuz şekildeki K küresi iletken L küresinin içine sarkıtılıyor. L'nin dış yüzeyi artı 6Q yüke sahipmiş. Artı 6Q. İç yüzeyi de ne kadarmış? Eksi 2Q'ymuş. Buna göre K'nın yükü ne kadardır? Şuradaki açıklığı da ihmal edecek kadar az kabul edelim. Şimdi arkadaşlar burada şu olay vardır. Şimdi ben bir cismi şöyle bir U cismi olarak kabul edelim. Yani şöyle bir yuvarlak cisim olarak kabul edelim. Ben bir cismi bunun içine yaklaştırdım. Hadi bu cisim nötr olsun. Bunun yükü ne kadar olsun? Atıyorum bunun yükü artı 3Q olsun. Şimdi bu artılar ne yapacaktır? Eksi zıt yükleri kendine doğru çekecektir. Ama işte ne kadar yük çekeceği neye bağlıdır? Elektrik alan çizgilerine bağlıdır. Yani demek istediğimiz olay ne? Demek istediğim olay şu arkadaşlar. Mesela nötr bir cisim aldım. Bu cisim nötr. Sen tuttun ne yaptın? Buraya artı 3Q'yu yaklaştırdın. O zaman bu artılar ne yapacak? Zıt yükleri çekecek. Yani eksiler ne yapacak? Kendine doğru çekecek. Artılar ne yapacak? Artıları da itecek. Peki ne kadar eksi yük çeker? Mutlaka kendi yükünden daha az. Niye? Çünkü bu artı 3Q'nun elektrik alan çizgileri ne yapıyor? Yükten dışarı doğru çıkıyor.
Ve dolayısıyla işte o yükten dışarı doğru çıkıp şuradaki diğer cismin içine giren noktalardaki elektrik alan çizgisi kadar eksi çekecektir. Dolayısıyla bu yükün bütün elektrik alan çizgileri buradan geçmediği için çektiği miktar mutlaka kendi yükünden nedir? Daha azdır. Mesela artı 3 Q ne çekti? Atıyorum eksi Q çekti. Mesela sen artı 3 Q'yu buna ne yaptın? Biraz daha yaklaştırdın. Biraz daha yaklaştırırsan ne olacaktır? O zaman bu cismin içinden geçen elektrik alan çizgi sayısı artacak. Yani o zaman çekebildiği eksi miktarı artacaktır. Yani yaklaştıkça daha çok eksi çekecektir. Ama kendi yükü kadar çekebilir mi? Asla çekemez. Niye? Çünkü bu yükün elektrik alan çizgilerin tamamı şu cisim üzerinden ne yapmıyor? Bu yaklaştırdığım şu cisim üzerinden geçmiyor. Dolayısıyla ne kadar buradan geçiyorsa o kadar olur. Ama işte bunu sen kapalı bir sistem gibi düşünürsen şöyle düşün. Bu artı 3 Q'nun elektrik alan çizgileri tamamı ne yapacaktır? Kapalı bir sistem olduğu için bu yüzeyden geçecektir. Dolayısıyla bu artı 3 Q ne yapar? Zıt olan eksileri kendine doğru çeker. Ve kendi elektrik alan çizgilerinin tamamı o kürenin içinden çektiği için o zaman o kürenin içine çekeceği miktar mutlaka kendi yüküne nedir? Eşittir. O zaman bu kürenin içine ne yaptı? Eksi 2 Q mu çekti? O zaman demek ki eksi 2 Q çekiyorsa o zaman K'nın yükü ne kadar olacaktır arkadaşlar? Kesinlikle artı 2'dir. Yani kapalı bir sistemse artı 2 Q ne yapacaktır? Kendine zıt olan eksi 2 Q'luk yükü içeri çekecektir. K'nın yük miktarı artı 2 olacak. Cevabımız Bursa'dır. Altıncı sorumuz. Q yüklü iletken bir küre yarı çapı kendi yarı çapının iki katı olan kaç nötr küreye dokunursa son yükü başlangıçtaki yükün 27'de biri olur. O zaman arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi ben yükü Q olan cismi ne yaptım? Bir tane birinci nötr küreye dokundurdum. Ve bu yükü Q olan cismin yarı çapı R. Dokundurduğum nötr cismin yarı çapına kadar kendi yarı çapının iki katı. Dolayısıyla dokununca ne yapacak? Toplam yükü paylaşacaklar dokunma sonucunda. Neye göre paylaşacaklar? Kapasitelerine göre. Yani işte burada boyutlarına, yarı çaplarına göre. Yani burada aslında sığasına göre paylaşıyor. Sığa dediğimizde yarı çapla nedir küresel cisimlerde doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu yükün ne yapacak? 3'e bölecek. Biri kendine kalacak. İkisini buna verecek. Yani bunda Q bölü 3 kalacak. 2 Q bölü 3 o dokunduğu nötr cisme geçecek. Sonra bu Q bölü 3'lük kalan yüküyle ne yapacak? Gidecek bir daha dokunacak. Yarı çapı 2 kat olan başka bir nötr küreye. O zaman bu kalan yükün ne yapacak? Bir daha 3'e bölecek. Biri kendine kalacak. İkisini ona verecek. O zaman ne olacak? İkinci dokundurmadan sonra Q bölü 3'ün yine 3'te 1'i. Yani Q bölü 9 kalacak. Buna da 2 Q bölü 9 verecek. Sonra üçüncüye dokundurduğum zaman o Q bölü 9'u yine 3'e bölecek. R'ye 2R oranda paylaştığı için. 3'te 1'i kendine kalacak. Q bölü 9'un 3'te 1'i ne kadar olacaktır? Q bölü 27 olacaktır. Demek ki ben 3. küreye dokundurduğum zaman ne yapmış oluyor? Yükü başlangıçtaki değerinin 27'de 1'ine inmiş oluyor. 7. sorumuz. Yarıçapı R ve 3R olan KL kürenin her birinin yükü eksi 5 gibi. Küre birbirine dokundursa aradaki yük geçişi nasıl olur? Her birinin yükü eksi 5 ise eksi 5 birinde eksi 5 birinde olduğu için bunlar sahip oldukları toplam yük ne kadar arkadaşlar? Eksi 10 Q. Eksi 10 Q'yu ne yapacaklar kendi içlerinde? Paylaşacaklar. Neye göre? Kapasitelerde yani sığalarına göre yani küresel oldukları için yarı çaplarına göre. Dolayısıyla ne yapacaklar? Eksi 10'u 5'e bölecekler. İkisi K'da 3'ü L'de kalacak yarı çaplı orantılı. Eksi 10'u 5'e bölersen yarı çap başına eksi 2 Q düşer. K'nın yarı çap 2'li olduğu için o zaman K'da ne olacaktır? Eksi 4 Q olacaktır. L'de ne olacaktır? Eksi 6 Q olacaktır. Başlangıçta ne kadar yük vardı K'da ve L'de? Eksi 5 bunda vardı. Eksi 5 bunda vardı. Dokunma sonucunda ne olacak? Artı yükün hareket etme şansı var mı? Hayır. Artı yükler nedir? Çekirdekteki protonlardır. Dolayısıyla artı yük asla hareket edemez. İletken cisimlerde hareket eden kimdir? Eksi yükler yani elektronlardır. Dolayısıyla K'nın yükü eksi 5'ten eksi 4'e düştüğüne göre demek ki K'dan L'ye ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 Q olup yük geçti. O zaman yük geçişi K'dan L'ye doğru olacak. Ne kadar? Eksi 1 Q cevabımız Denizli'dir. X'in yalnız bir ucu elektrik yüklü Y ve Z üzerindeki yükler ise şekildekidir. Hangisi kesinlikle yalıtkandır? Arkadaşlar iletkenle yalıtkan özelliği nedir? Şudur. Mesela bir cisim yüklüyse arkadaşlar. Mesela ne yüklü olsun? Eksi yüklü olsun. Bu elektron fazlalığı ne olur? İletken maddelerde o elektronlar, serbest elektronlar o madde üzerindeki atomlar arasında istediği gibi rahat rahat ne yapabilir? Hareket edebilir. Dolayısıyla o eksi yük fazlalıkları kendi içinde birbirini ittiğinden dolayı yüklü bir cismin yükü ne olur? Her zaman dış yüzeyde ve bütün yüzeye ne yapmış olur? Dağılmış durumda olur. Artı yüklüyse de yine aynı şekilde. O zaman Y cisminin mesela bütün fazlalık yükleri dış yüzeyde. Z'nin de bütün fazlalık yükleri dış yüzeyde olduğu için Y ve Z nedir arkadaşlar? Y ve Z iletkendir. Ama X'de fazlalık yük her yere dağılmamasının sebebi nedir?
Demek ki buradaki yük geçişini sağlayacak atomlar arasında ne yapamıyor? Elektronlar rahat rahat hareket edemiyor. Dolayısıyla o fazlalık yük ne yapmıyor? Madde üzerinde her yere hareket edemediğine göre X nedir? X kesinlikle nedir arkadaşlar? Yalıtkandır. Yani yalıtkan cisimlerin sadece bir bölgesini yükleyebilirsin. Ama iletkenlerin sadece tek bir bölgesini yükleme şansın yoktur. O fazlalık yük o iletkenin her tarafına ne yapmak zorunda? Dağılmak zorunda. Kesinlikle yalıtkan olan kimdir burada? Yalnızca X'dir. Cevabımız Adana olacaktır. 9. sorumuz. Özdeş ve iletken KLM kürelerinin elektrik yüklüdür. L küresi yalıtkan sapına tutularak önce K'ya dokunduruluyor. Daha sonra da M'ye dokunduruyor. Sonra da götürüyoruz. M'ye dokundurup çekiyoruz. Son durumda K'nın yükü artı Q, L'nin yükü de eksi Q olduğuna göre. Başlangıçta ne olabilir? Şimdi başlangıçta o zaman şöyle düşünün. Son durumda ne olacak arkadaşlar? K'nın yükü ne kadar? Artı Q. Ve bu küreler nasıl küreler? Özdeş. Özdeş demek ne demektir? Özdeş demek yarı çapları nedir? Yarı çapları eşittir. Peki başlangıçtaki yükler hakkında bilgin var mı? Yok. Mesela K'nın başlangıçtaki yükü artı 3Q olabilir mi? Niye olmasın? Mesela KL'ye dokundurdu. KL'ye dokunduktan sonra K'da artı Q kalmışsa yarıçapları özdeş olduğu için L'de de artı Q kalmıştır. O zaman bunlar başlangıçta toplam yükü yarıçaplarına göre paylaştığına göre. O zaman başlangıçta ikisinin toplam yükü artı 2Q olmalı. O zaman L'nin de başlangıçtaki yükü eksi Q ise LK'ya dokununca ne olur? Artı 2'ye artı 1 artı 1 paylaşırlar. Olabilir mi? Niye olmasın? Olma şansı vardır. L'nin ilk yükü eksi Q olabilir mi? Dikkat ederseniz az önce zaten bunun ispatını yapmış. Yani olabilir mi? Olabilir. Peki en son ne oldu? KL'ye dokundu. KL'ye dokununca K'da ne kadar yük kaldı arkadaşlar? Artı Q. Bunlar yarı çapları eşit olduğu için, özdeş olduğu için. LK'ya dokunduktan sonra K'da artı Q kalmışsa L'de de kesinlikle ne kalmıştır? Artı Q kalmıştır. Peki sonra L en son gidiyor kime dokunuyor? M'ye dokunuyor. M'ye dokunduğu zaman o zaman L'nin son yükü ne oluyor? Eksi Q. L'de en son yük eksi Q ise M'nin de son yükü eksi Q'dur. Çünkü en son dokunan L ile M'ydi. Özdeş oldukları için toplam yükleri eşit paylaşacağı için. Demek ki toplam neyi paylaştılar? Eksi 2 Q'yu. Demek ki dokunmadan önce ikisinde toplam yükü ne olmak zorunda? Eksi 2 Q olmak zorunda. L'de zaten artı Q var K'da dokunduğundan dolayı. Demek ki M'nin ilk yükü ne olmak zorunda? Eksi 3 Q olmak zorunda. O zaman M'nin başlangıçtaki yükü eksi 3 Q mudur? Bu kesinlikle nedir? Kesinlikle doğrudur. K ile L'nin yükleri de bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Olabilirlik sorduğu için arkadaşlar 3'ü de olabilir. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar kalan sorularla daha sonraki videomuzda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.